bir şey söyleyeyim. Bir soru sorayım. Süleyman Soylu bunu cevaplasın. Bunu ilk kez soruyoruz. İlk kez. Süleyman Soylu, bu videolar yayınlanmadan önce, daha doğrusu ilk video yayınlandıktan sonra Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci, çok yakın bir gazeteci Sedat Peker'le bir temas kurdu mu? Bir görüşme yaptı mı? Yaptığı görüşmede yeni videolar yayınlama. Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama bunları kafaya takıp sinirlenme, kapatalım bu işi dedi mi? Sonrasında Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'le ilgili açıklamalarından sonra Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? O gazeteci bunu Süleyman Soylu'ya izledi veya bir kısmını izletti mi? Sonra dönüp aman bu videoyu yayınlama dedi mi? Demedi mi? Böyle bir görüşme var mı yok mu? Yani şunu soruyoruz. Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasında Süleyman Bey'e yakın bir gazeteci. Halen hazırda Süleyman Bey'in bazı mesajlarını Sedat Peker'e iletiyor mu iletmiyor mu? Çıksın. Bugün için söylüyorum. Bugün için. Bugün için değil. Bu geçtiğimiz süre zarfında. Anladım yani. Bugün birinci videoyla bugüne kadarki sürede. O anlamda dedim ben de. Bir gazeteci çıkıp da böyle bir şey yapıyor mu yapmıyor mu? Yapmıyorsa Süleyman Soylu bir açıklama yapsın, bir tweet atsın. Desin ki böyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlar da bilsinler ki bu asılsız bir iddia. Ortalıkta dolaşan bu iddia asılsız. Ama kendisine çok yakın bir internet sitesi de olan bir gazetecinin böyle bir köprü vazifesi olmak için çalıştığı söyleniyor. Süleyman Soylu ya yalanlasın ya da o gazeteci o kendisine çok yakın internet sitesini herkes biliyor. Bu iki kardeş gazeteci bunlar aynı soy isimden. İsmi bu gazetecilerden kendileri de açıklayabilir bir tanesi internet sitesi yok böyle bir şey desinler. O zaman kamuoyu tatmin olsun işin bu kısmıyla ilgili. Yani işin kötüsü iddia odur ki halen daha bırakın Süleyman Soylu'nun sizin dediklerinizi işte sen git Karadağ'da dur senin buraya dönüş biletin benim. İki bakan çatışması arasında işte kendisini manipüle etmeye çalışmak sonra yaşananlar falan böyle bir şey ama Süleyman Soylu diyor ki benim böyle bir yani demiyor da taraflardan bir tanesi diyor ki ve iddia odur ki halen benimle temas kurmaya çalışıyor diyor. Bana yapılanlardan sonra. O yüzden bu videoların bir sonu gelsin diye Süleyman Bey bekliyor ve bu konuda bazı adımlar atıyor. Atmıyorsa açıklasınlar. Biz böyle bir şey yapmadık diye. Bu tarif ettiğiniz isim verebilir miyim? Yok ben şöyle zaten yani, burada. Ama isim çıktı ortaya. Süleyman Soylu diyecek ki böyle bir şey yok. İsim ortaya çıktıysa çıktığını düşünüyorsa o isim kendisi de söyleyebilir. Anladım. Çıkarlar biz böyle bir şey yapmadık derler ya. Yani. Böyle bir temas yok derler. Çünkü tarif ettiğiniz o kadar şey bir darbe alan ki belli o isimde kim olduğu. Çıkıp desin ki ben Sedat Peker'le böyle bir temas kurmadım desin. Diyebilirler. Derlerse ben onlara inanacağım. Ben Süleyman Soylu'ya çok kritik ve acılı bir günde televizyon üzerinden de bunu söyledim. Çok net olarak da ifade ettim. Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK iki ayrı tesise ölüyorsa biz CHP olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne inanırız. Bize gelip de böyle gösteriyorlar. Efendim bunları PKK öldürdü. Biz orada şöyle bir şey söyledik elbette. Yani PKK'nın öldürdüğüne bir şüphe yok. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK öldürdü diyorsa, PKK, TSK öldürdü diyorsa biz silahlı kuvvetlerimize inanırız. Bize öyle kanıtlara manıtlara da gerek yok. Ama neden yaşatamadığımızı da tartışmamız lazım. O ayrı bir şey. Gara operasyonunda. Tabii. Şimdi Süleyman Soylu çıkıp derse ki ben böyle bir telefon açtırmadım, böyle bir görüşme yaptırtmadım. Biz Süleyman Soylu'ya veya işte o tarif edilen gazeteciye inanacağız. Desinler bakalım. Açıklama yapmışlar. Bu tarif ettiğiniz isim Hadi Özışık gibi görünüyor ben, ama. Ben yani şunu söylüyorum. Yani bazı isimleri bizim söylememiz doğru değil. Anlayan anlıyor. Zaten tarif belli, çerçeve belli. Ama bu şimdi daha önce kardeşi bana dünya kadar hakaret etti. Evet. Sonra biz mahkemeye verdik. Hakaretlerle övünüyorlardı. Sonra mahkemede hem kamu görevlisini alenen hakaret tehdit suçundan da
İki kere hapis cezası almış, paraya çevrilmiş, bilmem ne olmuş. Bir aileden bahsediyoruz. Yani yargı önünde, şimdi benim muhataplık ilişkisi kurmamam anladım, çok rahat. Anladım. Yargı önünde, yani çıkmış bana, dünyanın hakaretini etti. Ben ne yaptım? Bir kelime ağzıma ismini alıp da cevap vermedim. Ve verdik mahkemeye ki ben hayatta kolay kolay hiçbir gazeteci vermem ama gazetecilik faaliyetinden değil, küfür ve iftirasından dolayı verdim onları mahkemeye. Sonra o küfür ve iftira Yüce Türk Yargısı önünde Türk milleti adına yazarak, bunlar çok ya hepimizden milliler, bu andığınız kişinin kardeşine çok iki kere hapis cezası, bir büyük bir küçük, işte bir daha işlememek kaydıyla paraya çevrilerek falan filan, şimdi duruyor. Bir daha ismini alsam, bir daha hakaret etse, bir de o hani bütün ceza zaten ödeyecek para cezalarını falan da bir kuruşunu kendimize almıyoruz. Tamamen devlete ödenen idari para cezası onlar. Ben tazminat cezası açmam. Yani tazminat cezası açmaya değer göreceğim birisi değil. Ama aldığı hapis cezasını para cezasına çevirmişler. Ondan öyle ben isim anmam. Ama sizin tarif ettiğiniz gibi anladıysa kendisi. Yoksa Süleyman Bey desin hiçbir gazeteci diyorsun. Hayır, öyle bir tarif ettiniz ki kardeş dediniz, internet sitesi var. İnternet sitesi var, Soylu'ya yakın yani. Tamam. Bilen de biliyor. Ya, yani biz gazeteciler çok kalabalık değiliz. Siz de bir gazetecilik görevi yapıp işte şu mu diye söylediniz. Evet, sordum değilse ben. Değilse açıklasın. Ben sordum sadece. Tabii. Eğer değilse açıklasın, ben değilim desin, ben aramadım desin. Değilse buradan da çağrı yapıyorsunuz. Yani tabii açıklasın. Yani biz de biliriz. Çünkü diyorlar ki Süleyman Bey hala o gazeteci üzerinden bir temas kurma çabasında. Ya yok böyle bir çabam desin canım, basit bir şey. Evet, çok açık. Peki. Ben var diye iddia etmiyorum bak. Böyle bir iddia var diyorum. Yok dersen sana inanacağım diyorum. Evet. Anladın, çıksın mı? Açıklama yapsın. Bizim de gazeteci olarak görevimiz, meslektaşımızın bu konuda çıkıp. Hayır ya, canımız, çoluğumuz, çocuğumuz, canımız, her şeyimizin emanet olduğu İçişleri Bakanlığı gibi, polislerimizin görev yaptığı, jandarmamızın görev yaptığı, sahil güvenliğimizin görev yaptığı, bu kadar önemli bir kurumun başındaki bir bakan, bu kadar hani bambaşka ondan bir saygınlık, bambaşka bir beyefendilik, bambaşka bir devlet adamlığı beklerken, bu kadar olmadık adamlarla olmadık ilişkiler, şu videolar, yani bu videolardan biz zevk almayız, ha utanç duyuyoruz yani Türkiye Cumhuriyeti adına. Günün raporunun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Çok yoğun bir program geçiyor, tartışmalı bir program. Konuğumu tanıtmadan önce hemen kısa bir not, bir cevap hakkı, haklı olarak bir gazetecinin cevap hakkı. Hadi Özışık'ın biraz önce ben sordum Sayın Özgür Özel'e. Dedi ki bir iki kardeş internet sitesi var. Yani tarif ettiğinde zaten isim belliydi ama ben yine de sordum başka insanları suçlamamak adına. Dedim ki böyle bir isim söylüyorsunuz, bu Hadi Özışık mı dedim. Kendisi bilir, ben onunla mahkemeliyim ve bu konuya girmek istemiyorum dedi. Biraz önce de Hadi Özışık aradı beni, yayın sırasında cevap hakkını kullanmak için aramış ama bize ulaşamamış. Kendisi çıkıp konuşmak istemedi. Sadece bir mesajı var, onu ben size ileteyim. Benim Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasında haber götürüp getirdiğim ya da aracılık ettiğim konu tamamen yanlıştır, tamamen doğru değildir. Böyle yapan şerefsizdir, haysiyetsizdir diye bana bir açıklamada bulundu. Ben de sizinle bunu paylaşmak zorundayım. Çünkü o arkadaşımın da burada bir cevap hakkı var. O da gazeteci meslektaşımız ve cevap hakkını da kullanmış oldu. Ben de sizlere yanıtlamış oldum. Bu Özgür Özel'in bir iddiasıydı ve Özgür Özel'in ortaya attığı bir ilgi çekici bir başlıktı. Gazeteci arasından manşette diyebilirsiniz. Sedat Peker'le Süleyman Soylu arasında ulaklık yapan, haber götürüp getiren ve görüşmesini isteyen bir gazeteciden bahsetti. Ve gazeteciyi tarif ederken de bizim tanıdığımız, piyasadan tanıdığımız, ekranlardan tanıdığımız bir gazeteci arkadaşımızı tarif etti. Ben de sordum doğal olarak, kimi kastediyorsunuz, onu mu kastediyorsunuz diye. O da farklı şeyler söyledi, hayır demedi ama ve bunun üzerine ben de size bu açıklamayı yaptım. Sayın konuğum da zamanını çalmak istemediğim için bunu burada bitiriyorum.